Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Kocaeli at yarışı programıyla karşı karşıyayız. Herkese hoş geldin dileyerek bugün 7 koşulu bir gece Kocaeli yarışı programıyla burada var. 7'li plase ve 6'lı ganyan, 5'li ganyan, 4'lü ganyan oynama gibi bir şeyimiz var. Oynayabiliriz. Ben size bugün Kocaeli yarışı gerçekten bugün çok zorlu bir program. İnanın bazı yerlerde çok at yazmak zorunda kaldım. Arkadaşlar gerçekten bugün bilmem de ilk iki ayak beni bayağı bir zorladı. Biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım. O yüzden lütfen yanlış anlamayalım. Çünkü çok yazılması gereken safkanlar vardı. Ben hatta daha yazmayı düşündüm ama yani bazı insanların bütçesi elverişli olmuyor. Bazı arkadaşlar da çok fazla yazdığım için yorumlarda bulunuyor. Tabii ki haklılar. Çünkü ben sadece parası olanlar için burada yorum yapmak istemiyorum. Yani her bütçede olan insanlar için eğer yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Ben bugünkü programı açayım sizlere. Ben bugünkü 15 Ağustos Perşembe Kocaeli gece yarışıyla 7'li plase ayağından birinci koşu Maiden 3 yaş aralıklarının 1500 metre kum yarışıyla 7'li plase başlıyor. Göstermiş olduğu performansıyla bu mesafelerde de iyi bir dereceye sahip. 1500 metrede gerçi ilk kez koşacaklar ama 1400 ve 1300, 1200 metredeki derecelere baktığımda buradaki en iyi dereceyi Altırman'ın Nasirhan görüyor. Zaten form grafiği de bir hayli yüksek. O yüzden ben bu 7'li plase için bu Altırman'ın Nasirhan'ı banko olarak sizlere önermek istiyorum. 7'li plase oynayan arkadaşlar için Altırman'ın Nasirhan tek olarak. Günün altılı ganyan ayaklarına geçtiğimizde Maiden tekrar Maiden arka arkaya Maiden yapmışlar. Bu sefer zorlu bir Maiden'la karşı karşıyayız. Maiden 3 yaş aralığı 1500 metre bölünen diğer ayağında gerçekten çok zorlu bir ayak. Öteki 7'li plase ayağı biraz kolay geldi bana ama bu ayak biraz ağır geldi. 13 safkanın mücadelesi bekliyor bizi. Çok zorlu bir mücadele. Ben size sırasıyla tuttum safkanları sayacağım. 3 numara Cam Keşanlı. Mehmet Kayaydı arasında koşuyor. Safkan ikinci koşusunda bir ikincilik elde etti. Kum performansı iyi bir Safkan. Üzerinde Mehmet Kaya gibi iyi bir şokayı var. Çalışmaları da iyi. O yüzden ben ilk planda 3 numara Cam Keşanlı olarak sizlere önermek istiyorum. 8 numara Ramadan. Ekiro avantajıyla koşuyor. Kaya Ekir ailesine mensup bir Safkan. Bu Ramadan çok eskiden bir İngiliz Ramadan vardı. Bu Eli Yeşiller'in Ramadan'ı vardı. Herhalde ya 80'lerde, 80 değildir herhalde. 90'larda falan koşuyor olması lazım. Veya 80'lerin sonlarına doğru. Çok güzel bir safkandı. Çıktığı gibi zaten hep kafa alırıp giderdi. Tempo kurardı. O temposuyla kazanırdı. İşte o da beni bir anımsattı. Bu Ramadan da bu Arap Ramadan. Gerçekten çalışmaları iyi. Son yarışında da güzel bir üçüncü geldi. Ekürüsü de aynı şekilde formunda. O yüzden ben ikinci safkan olarak bu 8 numara Ramadan size önermek istiyorum. 4 numara Cesur Halim var. Bu safkanın 4 kez koştu. 3 kez dördüncülükle ayrıldı. Yine ekür avantajı var. Ekürüsü de iyi durumda. Ekürüsü de zaten 2 yarış koştu. Bir dördüncülük bir ikincilikle. Form grafiği iyi. Çalışmaları da bir hayli iyi. O yüzden 3. safkan olarak ben 4 numara Cesur Halim sizlere önermek istiyorum. 6 numara Kral Olcay Mustafa Çiçek arasında koşuyor. Kumda 3.lük yapıp çimde 5.lük bir 3.lü bir 5.lü olan bir safkan. Form grafiği gerçekten iyi. Sertay gibi çok iyi bir sprinter bir safkanın tayı. O yüzden ben sizlere bu 6 numara Kral Olcay'ı da önermek istiyorum. 13 numaralı hızlı oyuncu. Bu safkan da ikincilik yapıyor kayboluyor. İkincilik yapıyor kayboluyor. Bu sefer yine son yarışı ikincili. Babası gibi hızlı Tay kendisi de hızlı olduğunu düşünerek form bugün belki bir patlama yaparak bir birincilikle kavuşabilir. O yüzden altılı ganyanlar için ben size 13 numara hızlı oyuncuyu da önermek istiyorum. 10 numaralı Yeşil Kale iki kez koşup ikisinden de ikincilikle ayrıldı. Bugün birincilik neden olmasın? Her geçen gün daha da iyi duruma giriyor. Çalışmaları da bir hayli iyi. O yüzden 10 numara Yeşil Kale'de yazılması gereken safkan. Ve son olarak da size 12 numara Gürek Boğaz'ı önermek istiyorum. Bu safkan da Kaysbert'teyi. Çalışmaları bir hayli hoşuma gitti. Bugün daha iyi koşmasını bekliyorum.
Benim size önereceğim son safkan bu. Arkadaşlar, ben size burayı 7 safkan olarak önerdim ama 2 de 2 olunca 9 tane, yine 4 tane safkan kalıyor. Yani eğer imkanınız varsa bu ayağı kapatın. Gerçekten bu ayak bence patlama yapacak bir ayak. Çünkü normal favorilerin geleceği yarış birinci koşu almışlar. Bu sürpriz olacak ayağı da bu altılı ganyan içine sokmuşlar. O yüzden imkanı olanlar için kapatmasında fayda var. Ben size sırasıyla yine sıralamamı vereyim. 3 numara Canki Şanlı, 8 numara Ramadan, 4 numara Cesur Halim, 6 numara Kral Olcay, 13 numara Hızlı Oyuncu, 10 numara Yeşil Kale ve 12 numara Gürek Boğazı olarak sizlere önermek istiyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde satış koşusu 4 yaş aralığı 1500 metrelik çok zorlu bir programı, bir yarışı daha karşımızda. 16 safkanın katıldığı bir yarışta gerçekten birbirlerine yakın ayarlarda olan safkanlara mücadelesi olacak. Çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor tekrardan. Ben sırasıyla sizlere tuttuğum safkanları söyleyeyim. Ben burada biraz daha iyi durumda olduğunu gördüm. 15 numara Ürcan'ı ben size ilk safkan olarak önermek istiyorum. Çalışmaları bir aylık 45 günlük bir ara verdi. Ama çalışarak bu eksikliğini gidermeye başladı. Bir aylık de hoşuma gidiyor çalışmaları. Ben bugün ilk planda 15 numara Ürcan olarak size önermek istiyorum. 9 numara Nevsal, Ali Ketme biniyor. Safkan da fena değil. İyi hazırlıklarla giriyor. Yani özlediği birinciliği de kalışabilir. Burası satış koşusu oluşu benim. Bayağı ürkütüyor çünkü hiç ummadığınız 0-0 totosu bile çeken, yani işlerinde bile hiç varlık göstermeyen safkanlar bir anda bir bakıyorsunuz birincilik üstüne gelmişler. O yüzden benim en korktuğum ayaklardan birisi burası. O yüzden tuttuğunuz, saydığınız safkanlar varsa, baktığınız, takip ettiğiniz safkanlar, yani yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü bayağı bir korkutucu bir ayak. Çünkü çok birbirinden denk ayarda ve çok vasat safkanların bir arada olduğu bir yarış. O yüzden her şeyin olacağı bir yarış yani. Ben 3. safkan olarak 10 numara Ceyitli vermek istiyorum. Deniz Yıldız ilerisinde koşuyor. Bu safkan da bir 4.lük 5.lük yaptı son 2 yarışında. Form grafiği de fena değil. Yani bugün önlerde kendine yer alabilir. 2 numaralı Karakuş, Akın Sözen gibi usta bir pilotun üzerine gelmesi biraz daha şansını yükseltmiş gibi. Bu safkan biraz kötü gidişat yapınca safkanı geri aldı. 3,5 ay gibi bir geri kaldı ama ilmanlarında bir hayli iyi işlerle bu yarışa katıldı. Bugün dinçlik yarışı yapıp kazanabilir yarışı. Çünkü safkan biraz dinçlik yarışı da seviyor. O yüzden 2 numara Karakuş'u kuponlara öneriyorum. 7 numara Kainat'ın bu safkanın son 3.lüğü bir hayli tatminkar. Belki uygun grupta kendini güzel bir yerde bulabilir. Kendini bir anda fotoğrafa atabilir. Form grafiğini de fena değil yani. Ben beğeniyorum safkanı. Ve son olarak da ben size 12 numara Namzet vermek istiyorum. Son 4.lükten sonra daha da iyi duruma geldi. Çalışmalar da iyi. Tolga Yıldız gibi iyi bir jockey var. O yüzden yazılması gereken safkan. Ben bu ayar sizlere 6 safkan olarak önermek istiyorum. Sırasıyla tekrar sayayım. 15 numara Ürcan, 9 numara Nevsal, 10 numara Ceyitli, 2 numaralı Karakuş, 7 numara Kainatım ve 12 numara Namzet olarak sizlere önermek istiyorum. Arkadaşlar 3. ayağa geldiğimizde şartlı 4 dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik kum yarışında. Burada da 13 safkanın mücadelesi bizi bekliyor. Ben burada yapmış olduğu işlerde gruptan biraz daha üstün olduğunu gördüğüm 4 numara Aysev'i ilk safkan olarak vermek istiyorum. Normal şartlar altında bu safkan bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Eğer risk sevenler, küçük oynayanlar için bu 4 numara Aysev günün bankosu olarak da önerebilirim size. Ama illa geniş oynamak istiyorum, rakip araya derseniz de ben size 9 numara Fearless Girl ve 5 numara Brave Air'i önermek istiyorum. Normal şartlarda 4 numara tek ama rakip isteyenler için de 9 numara Fearless Girl ve 5 numara Brave Air olarak önermek istiyorum. Günün 4. ayına geldiğimizde kısa vade 6,
1200 metrelik bu kum yarışında 10 safkanın mücadelesinde benim size önereceğim ilk safkan oldukça çok çok formuna giren 5 numara Gürgür Baba, normal şartlarda kazanmasını bekliyorum. Küçük ve riskli oynayanlar, risk alanlar için 5 numara Gürgür Baba tek olarak önermek istiyorum. Rakip arayanlar için de 1 numara Ninoşinoğlu oldukça formunda, o da biraz 62 kilo gibi bisikletle koşuyor ama gerçekten çok formunda. Ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen 3 numara Akalp size önereceğim son safka. Bu ayak 5 numara Gürgür Baba, 1 numara Ninoşinoğlu ve 3 numara Akalp olarak sizlere önermek istiyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde şartlı 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışında 12 safkanın mücadelesinde ben burada bu mesafelerde çok etkili olan, form grafiği de oldukça iyi olan, son 5.'ine kesinlikle aldanmayalım. Safkanın son performansı oldukça iyi. Ben 6 numara Ochius'u sizlere banko olarak önermek istiyorum. Ben bugün en çok güvendiğim safkan bu. 6 numara Ochius, Erhan Yavuz idrasında kazanmasını bekliyorum ve sizlere tek olarak önermek istiyorum. Günün son ayağına geldiğimizde Handikap 14, dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışında burada da oldukça kalabalık 15 safkanın mücadelesi bizi bekliyor. Birbirlerine yakın ayarlar da olsa birkaç safkan biraz bu gruptan biraz farklı gibi. Ben o şekilde gördüm. Çalışmaları da iyi, performansı da iyi. 2 numara cam gözü ben sizlere ilk safkan olarak önermek istiyorum. Affedersiniz. Ben size bu cam göze en ciddi rakip olarak da 5 numara Rosa Ateşi olarak önermek istiyorum. Bu safkanda son sıfır çektiğine bakmayın. Genel form grafiği çok iyi. Bu mesafeleri bu pistte çok seviyor. O yüzden ben bu aya 2 numara cam göz ve 5 numara Rosa Ateşi eşi şanslı olarak sizlere önermek istiyorum. Arkadaşlar benim bugünkü Kocaeli yorumlarım bu kadar. Tuttuğunuz, takip ettiğiniz safkanlar varsa ilave edin. Ben sadece bu birinci ve ikinci ayaktan gerçekten çok korkuyorum. Çünkü birbirlerinin çok denk ayaklarını, yani ikinci ayak satış koşusunda gerçekten vasat safkanların bir arada olduğu bir yarış. Bir de satış koşusu oluşu iyice korkutuyor beni. O yüzden mümkün olduğunca bence o ayakları kapalı tutup öteki ayaklardan azar atta geçebilirsiniz. Şansınız yanınıza olsun. Bol kazançlar dileğiyle, hoşça kalın arkadaşlar.